Arkadaşlar merhaba bugünkü videomuzda 3-4-5 yayınlarının TYT Kimya Soru Bankası'nın kimya bilimi konusunun karma sorular kısmının birinci testini çözeceğiz. İlk sorumuza baktığımızda diyor ki Aristo'ya göre sıcak ve ıslak özellikleri sahip element nokta noktadır. Soğuk ve kuru özellikleri sahip olan element nokta noktadır demiş. Buna göre yukarıda verilen boşluklara gelmesi gereken uygun ifadeler aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir demiş. Şimdi arkadaşlar bakın Aristo'nun 4 element kuramını şöyle bir hatırlarsak şöyle bir şey çiziyorduk. Ve ÖSYM biliyorsunuz bu zamana kadar simya döneminden çok soru sormadı ama sorarsa da bana göre Aristo'ya göre 4 element kuramı önemli bir kuramdır. Onu söyleyeyim. Sıcak ve ıslak özelliklere sahip element arkadaşlar kimdir derseniz havadır arkadaşlar. Şöyle diyelim sıcak ve ıslak nedir havadır. Soğuk ve kuru özelliklere sahip element de nedir? Şöyle diyelim soğuk ve kuru özelliklere sahip element de ne olacaktır? Toprak olacaktır. İşte bu arada sıcakla soğuk tam ters gelecek. Şurayı düzelteyim pardon. Soğu buraya alayım koruyu buraya alayım. Evet ıslak ve soğukta biliyorsunuz hani yeni gelmişken söyleyelim su olur sıcak ve koru da ateş olur cevabımız e olur. İkinci sorumuza baktığımızda yukarıda verilen maddelerden hangileri simya hangileri kimya döneminde keşfedilmiştir. Demiş teflon diyor. Arkadaşlar teflon biliyorsunuz polimer bir maddedir. Dolayısıyla kimya döneminde keşfi yapılmıştır. Sabun demiş. Sabun biliyorsunuz ta simya döneminden beri kullanılan bir ve keşfedilen bir maddedir. Barut yine ateşin bulunduğu dönemlerde yine simya dönemine dayanır. Deterjan biliyorsunuz organik bir maddedir. Organik bir madde olduğu için kimya dönemine dayanır. Kezap ise yine e, ne diyorduk işte HNO3 dediğimiz kezap ta simya döneminden beri bulunan bir maddeydi. Dolayısıyla cevabımız B şıkkı olur. Üçüncü sorumuza baktığımızda simya ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır demiş. Bir bilim dalı olarak kabul edilir demiş. Arkadaşlar simya bir bilim dalı değildir. Bunu defalarca söylüyoruz. Simyanın bilim olmuş haline kimya diyoruz. Yanlıştır. B şekline baktığımızda sınama yanılmaya dayalı çalışmalar içerir. Evet sınama zaten deneme demek. Deneme yanılmaya dayalı çalışmalar içererek yeni buluşlar gerçekleştiriyorlardı. Doğrudur. Teorik temelleri yoktur. Evet bilimsel geçerlikleri yoktur. Sistematik bilgi birikimini yine sağlamazlar dedik. Kimya bilimine katkıları tabii ki de olmuştur. Cevabımız A şıkkı olur. Dördüncü sorumuza baktığımızda aşağıdakilerden hangisi kimyanın bir alt disiplini değildir demiş. Analitik kimya yine alt disiplinlerden birisi neyle ilgileniyordu? İşte aklınıza nitel, nicel analiz gelsin demiştim. Organik kimya deyince aklınıza karbon gelsin demiştik. Polimer kimyası biliyorsunuz yine plastik malzemeler aklınıza gelsin demiştik. Zooloji arkadaşlar hayvan bilimidir. Hayvan biliminde zaten kimyada bir yeri yoktur. Kime girer dersiniz? Biyolojiye girer. Farmakolojide yine ilaç kimyası diye geçiyordu. Bu da olur. Cevabımız değişik olur. 5. sorumuza baktığımızda yukarıda verilen kavram haritasına verilenlerden kaç tanesi kimyanın uğraş alanları arasında yer alır demiş. Evet baktığımızda ilaç diyor. Evet ilaç biliyorsunuz farmasötik kimyanın ilgi alanıdır. Gıda kimyası yine olur. Temizlik işte deterjan, sabun gibi maddeler dedik. Enerji dediğimiz yine fiziko kimyanın ana bilim dalıdır. Petrokimya yine zaten kendi başına bir ana bilim dalıdır. Aratımda yine su arıtımı ne olacaktır kimyanın? alanına girer. Cevabımız eşit olur. Altın sorumuza baktığımızda yukarıdakilerden hangileri simyacı ve kimyacıların ortak amaçlarından birisi sayılabilir demiş. Değersiz madenleri altına dönüştürmek. Evet değersiz madenleri altına dönüştürmek kimin simyacıların bir ancak kimyacılarda böyle bir şey yoktur o yüzden ortak değil ikiye baktığımızda hastalıkları iyileştirmek için ilaç geliştirmek evet ilaç o dönemlerde simyacılar hastalıkları iyileştirmek için tedavi amaçlı bazı bitkilerden yararlanıyorlardı İlaç zaten şu an günümüzde de kimya alanında da ilaç sektörü devam ediyor ortak bir özelliktir 3'e baktığımızda yenilenebilir enerji kaynaklarını elde etmek arkadaşlar bu simya ve kimya dönemine ait olamaz yenilenebilir kim enerji kaynakları daha çok kimya alanına girer. Olmaz cevabımız B şıkkı olur. 7. sorumuza baktığımızda aşağıdaki elementlerden hangisinin sembolü yanlış verilmiştir demiş. Çinko için ne demiş. Hayır çinko için arkadaşlar Zn demeliydi. ne kalayın semboldür. Onu da söyleyelim. Yanlış olmuş. B şıkkına baktığımızda gümüş için Ag demiş. Doğrudur. Klor yine Cl'dir. Doğrudur. Azot N'dir. Doğrudur. Kalsiyum da Ca'dır. Doğrudur. Cevabımız A şıkkı olur. 8. sorumuza baktığımızda yukarıdakilerden kaç tanesi bileşiktir demiş. Bileşik olabilmesi için arkadaşlar iki farklı elementin olması gerekiyordu ve ikisinin de büyük harfle yazılması gerekiyordu. Karbon biliyorsunuz C şeklinde gösterilen bir elementtir. Yemek tuzu dediğiniz şey NaCl dediğimiz sodyum kloru ve bileşiktir. İki farklı elementten oluşur. Kireç taşı dediğiniz şey kalsiyum karbonattır. Bakın en az iki tane element diyoruz ama üç element de olabilir diyoruz. Bu da olur. Amonyak demiş. Amonyak yine NH3 diye yazıyorduk. Bu da bir bileşiktir. Alüminyum ise Aileşen'in de yazıyoruz. Bu da bir elementtir. Dolayısıyla üç tanesi bileşik olur. Cevabımız C şıkkıdır. 9. sorumuza baktığımızda yukarıda verilen tehlike işaretlerinden hangiden anlamı? Yanlış verilmiştir diyor. Bakın hastanelerde çok sık karşılaşırsınız bu işaretle. Radyoaktif madde anlamına gelir. 2'ye baktığımızda ele bir şeyler damlatılıyorsa biz buna aşındırıcı ya da korozif diyoruz. Yanıcıyla, yakıcıyla bir alakası yoktur. Yanlış olmuş. 3'e baktığımızda çevreye zararlı demiş. Evet bir ağaç ve etrafında balık vesaire görüyorsanız bu da çevreye zararlıdır. Doğrudur. Yanlış olan sorduğu için cevabımız B şıkkı olur. 10. sorumuza baktığımızda aşağıda verilen deney aletlerinden hangisinin adı yanlış verilmiştir diyor. Evet deney tüpleri zaten yan yana verilmiş doğrudur. Ee, eğer böyle bir şekil var ve altı üçgen şeyinde gidiyorsa Erlenmayer ya da kısaltıp erlen bile diyebilirsiniz. C şıkkına baktığımızda büret demiş. Arkadaşlar büret böyle değildir. Büret ince uzun borudur ancak ucu açıktır. Yani bu şeyle değildir. Yanlış olmuş. Bu daha çok ayırma onusine Pardon, cam e, balon jojeye benzemiş arkadaşlar. Balon Jorge demeliydi. Yanlış olmuş. D şeklinde baktığımızda bakın iki ayrı faz görüyorsunuz. Biz bunu ayrı monisi diyorduk. Doğrudur. Zaten şöyle bir şekil görürseniz de cam balon diyorduk. Doğrudur. Genelde öğrenciler balon Jorge ile e, cam balonu karıştırıyorlar. Balon Jorge arkadaşlar, e, cam balona göre daha ince ve haznesi daha küçüktür. Cam balon daha geniştir. Onu da söyleyelim. Büret dedik. Böyle olmaz. Şurada e, çeşitli işte mezürdür diye adı büretin. Şurada işte 5 santim 10 santim şeklinde ölçekler vardır. O yüzden yanlış olmuş. Cevabımız çeşitli olur. Arkadaşlar videomuzu burada sonlandırıyoruz. Bizleri takip etmeyi, kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Hepinize kolay gelsin.